Dokuzuncu konuşmayı Doğru Yol Partisi adına Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz yapacak. İyi akşamlar Türkiye. Bundan önceki seçimlerle mukayese edilemeyecek derecede büyük bir mana ve önem arz eden 7 Haziran Genel Milletvekilliği seçimleri münasebetiyle ekranlarınız vasıtasıyla Doğru Yol Partisi'ni misafir ettiğiniz için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 2011 seçimlerinde de TRT ekranlarından sizlere hitap etmiştim. Şimdiye kadar ülke sorunları üzerinde sizlere ne söylemişsek hepsi doğru çıkmıştır. AK Parti iktidarı ekonominin çok iyiye gittiğini, Türkiye'nin hızla kalkındığını söylediği zaman bunun doğru olmadığını, ülkede gerçek anlamda bir kalkınmanın olmadığını, ülkenin adeta illüzyonlarla yönetildiğini söylüyorduk. Keşke biz yanılmış olsaydık, keşke biz haksız çıksaydık. AK Parti sık sık iktidara geldikleri zaman IMF'ye 22,5 milyar dolar borç olduğunu, bunu kendilerinin ödediklerini söylemektedir. İktidara geldikleri zaman 224 milyar dolar borç vardı. Borcumuzu 630 milyar dolara çıkartmışlardır. Yani AK Parti iktidarı 400 milyar dolar daha borç almış. Bunun sadece 22,5 milyar dolarını IMF'ye ödemişlerdir. Yani borcu borçla kapatmışlardır. Buna kredi kartı ile ödeme de denir. Kredi kartı ile ödeme yaptılar dememiz ağırlarına gidiyorsa başka türlü ifade edelim. Bizim yaptığımız ekonomik tesisleri 57 milyar dolarlık kısmını sattılar. Bunun 22,5 milyar dolarını IMF'ye verdiler. Görülüyor ki bu kadar bağırıp çağırmalarına rağmen IMF'ye olan borcu AK Parti iktidarının ödemiş olduğuna kimseyi inandıramazlar. Sırası gelmişken söyleyelim. Bizim Adalet Partisi olarak 1965-1970 yıllarında 5 yılda yaptıklarımızı 13 yılda sata sata bitiremediler. Buna rağmen milletin gözünün içine baka baka bizden evvel kimse bir şey yapmadı diyebilmektedirler. Hep sorduk ve sormaya devam ediyoruz. Peki sattıklarınızı kim yaptı? AK Parti satar, Doğru Yol Partisi yapar. AK Parti iktidarının diğer bir illüzyonu IMF'ye kredi açma meselesidir. Yıllarca IMF'ye 5 milyar dolar kredi açtıkları masalını anlattılar. Aslında 5 milyar dolar değil, 5 sent kredi açmış değillerdir. Ama masal anlatmaktan kim ölmüş? AK Parti iktidara geldiği gün hane halkının, yani devletin değil, kişilerin toplam borcu 6,5 milyar Türk lirasıydı. 2014 yılı itibariyle hane halkının borcu 360 milyar Türk lirasını geçmiştir. Yani insanlar gelir seviyeleri artarak değil, korkunç bir şekilde borçlanarak yaşamalarına devam etmektedirler. İnsanların gelirleri giderlerini karşılamamaktadır. Bu yüzden suçlar artmış, mahkemelerdeki davalar hızla çoğalmış, cezaevleri tıka pasa dolmuştur. Boşanmalar çığ gibi artmış, yuvalar yıkılmıştır. Kadın cinayetleri ve intiharlarının en büyük sebebi de geçim sıkıntılarıdır. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak da, millet olarak da gerçek olarak kalkınarak değil, borçlanarak ayakta durmaktadır. Bunun sebebi AK Parti iktidarının bugüne kadar uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. 80 milyonluk bir nüfusa dayanan Türkiye'nin bu yanlış ekonomik politikaları daha fazla kaldırması mümkün değildir. Yani aslında AK Parti ülkenin üzerinde çok ağır bir yük olmuştur. Türkiye bu iktidarı 4 yılda taşıyamaz. AK Parti de artık Türkiye taşıyamaz. İşlerin yürümediğini söyleyen Cumhurbaşkanı'nın mutlaka başkanlık sistemine geçilmesini istemesi de bunun çok açık bir itirafıdır. Halbuki işlerin, özellikle ekonomik işlerin yürümemesinin, yani gerçek anlamda ekonomik kalkınmanın gerçekleşmemesinin sebebi başkanlık sisteminin olmayışı değildir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmeyişinin sebebi tarımda, hayvancılıkta ve sanayide yatırım yapmak yerine 102 ülkeden A'dan Z'ye, İğneden ipliğe ithalat yolunun tercih edilmiş olmasıdır. Bu politika ile milletin borçtan kurtulması,
cebinin para görmesi, iki yakasının bir araya gelmesi ve yüzünün gülmesi mümkün değildir. Çünkü bu şekilde işsizliğin önlenmesi mümkün değildir. Hükümet tarım, hayvancılık ve sanayi kesimini desteklemek yerine onları kösteklemektedir. Pancar, pamuk, tütün, çay üretimini durdurmuş, bunları ve bunların türevlerini yurt dışından ithalat yolunu tercih etmiştir. Yani Türkiye'deki işsizliği önlemek yerine ithalat yaptığı yabancı 102 ülkedeki işsizliği önlemek gayretine girmiştir. İthalatın daha ucuz olduğunu söyleyen iktidar mensuplarının hesap kitaptan haberleri yoktur. Doların 1,5 Türk lirası olduğu zamanda ithalat yapmak için kredi alan Türkiye bu borcu 4 yıl sonra öderken 2,75'ten ödemektedir. İthalatın bedeli aşağı yukarı 2 misline gelmektedir. Faizini de hesap ederseniz ucuz zannedilen ithalat rakamları 3 misline çıkmaktadır. Yerli yatırım ve üretime geçilmediği takdirde dolu dizgin gittiğimiz ekonomik felaket kapıdadır. Emekli maaşları konusu, bütün partiler emekli maaşlarına zam yapacağını vaat ediyor. Doğru Yol Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı 3000 Türk lirası olacaktır. Vaadin hemen ardından kaynağı nereden bulacağımızı açıklayalım. Emekli maaşlarının ödenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK sağlar. Maaşların artması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirini de artırmak lazımdır. Şu anda SGK'nın tek geliri mevcut. Çalışanlardan toplanan primler ve bu primlerin bir bankaya yatırılması ile elde edilen %5 civarındaki faiz geliridir. SGK kendi parasından %5 gelir elde ederken banka bu parayla %35 kazanmaktadır. Biz Doğru Yol Partisi iktidarında derhal SGK bankı kuracağız. SGK bank kurulunca da elindeki primden faiz gelir %5 değil, yıllık %35 olacaktır. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi parasıyla elde ettiği faiz geliri 7 misli artacaktır. SGK parasını başka bankalarda değil, kendi kuracağı bankada kendisi çalıştıracaktır. Başka bankaya para kazandıracağından kendi bankasını kazandıracak bu kazancı da emekli maaşına yansıtılacaktır. Bir diğer projemiz de cadde ve sokak isimlerinin özelleştirilmesidir. Kamuya mal olmuş ve tarih isimler haricindeki anlamı olmayan sokak isimlerini ihaleye çıkartarak isim hakkını devredeceğiz. Türkiye'de yüz binlerce cadde ve sokak var. Her geçen günde yeni sokaklar oluşuyor. Bu sokak isimlerinin ihale ile isim hakkının verilmesinin hiçbir maliyeti yoktur ve bitmek tükenmek bilmeyen bir gelir kaynağıdır. Kişilerin yanında büyük firmalar ya da reklam için bu projeye para akıtacaklar. Futbol takımları ve liglerde bu yolla çok büyük paralar kazanmaktadır. Yabancı büyük şirketlerin Türkiye'de işte kavşak, meydan ve caddelere isimlerinin verilebilmesi için ödeyecekleri meblağlar Türkiye bütçesine sıfır maliyeti ve bitmeyen katkılar sağlayacaktır. Öğrenim ve sınav sistemi, 180 üniversitemiz vardır ve bunlarda 2,5 milyon öğrenci eğitim görmektedir. Diğer 2,5 milyon öğrencimiz de üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır. Mevcut sistemde öğrenim yılı olarak bir tam yıl baz alınmaktadır. Ancak eğitim süresi 6 ay civarında sürmektedir. Yani öğrenciler kışın eğitim yapmakta, yazında tatil yapmaktadırlar. Yaz tatilinde 6 ay boyunca o 180 üniversitenin tüm kampüsleri atıl bir şekilde boş olarak kışın okulun açılmasını beklemektedirler. Biz eğitim yılını ikiye böleceğiz. Yani kışın eğitim yapan 2,5 milyon öğrenci yaz tatiline girdiğinde boş olan okullara, üniversiteyi kazanamayan diğer 2,5 milyon öğrenciyi alacağız. 2,5 milyon öğrenci kışın eğitim alırken diğer 2,5 milyon öğrenci tatil yapacak. Bunlar eğitime girdiğinde de diğer 2,5 milyon öğrenci tatil yapacaktır. Mevcut sistemde bir yılda 6 ay eğitim verilirken bizim sistemimizde bir yılda 12 ay farklı gruplara eğitim verileceğinden hiç masraf etmeden 180 olan üniversite sayısı 360'a çıkmış gibi olacaktır. Yurt dışından gelecek öğrenciler ve ekonomiye büyük katkılar sağlayacaktır. Burada zamanımız kısıtlı olduğundan tüm projelerimizi ayrıntılı izah edemiyoruz ama www.dp.com.tr internet adresinden projelerimizi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Doğru Yol Partisi
oy pusulalarında birinci sıradadır. 6 Haziran'da saat 15.05'te tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum.